var. Aşkım benim. İyi ki geldiniz. Şirin'i götürdüler. Biz de bir şey yapamadık. Böyle elimiz kolumuz bağlı kaldık burada. Tamam tamam, sakin hayat. Ama yengeciğim, ama yengeciğim, siz kazanın en büyüğünü zaten Şirin gibi bir deliği buraya getirmekle yapmışsınız. İyi de teyzeciğim, başta her şey çok normal gidiyordu. Totlu totlu konuşuyorduk. Sonra aniden ne olduysa Şirin'in içindeki deli çıktı, adama silah çekiverdi. Ama teyzem, siz bilmiyorsunuz mu? O kız şimdi yaralı bir aslan. Allah'tan o adamı delik teşvik etmedi. Neyse neyse abi, olan olmuş artık. Anlaşılan bu işi biz halledeceğiz. Kızların yapamadığını biz yapacağız. Buyurun o zaman, biz sizi tutmayalım. Görün bakın şimdi, o adamı nasıl ikna edeceğiz? Haydi göreceğiz bakalım. Buyurun. Buyuracağız, gel. Buyurun, buyurun. Buyur abi. Selamun aleyküm. Afiyet olsun memur bey. Siz kimsiniz ya? Biz sizi tehdit eden kızın abileriyiz. Ne o? Kardeşinizin yarım bıraktığı işi tamamlamaya mı geldiniz? Haşa! O ne biçim laf canım, Allah Allah! Biz son derece medeni kardeşler olarak sizinle en az kalbimiz kadar temiz bir sayfa açmaya geldik. Hem de erkek erkeğe bir konuşalım istedik. Konuşalım. Gerçi her şey ortada. Ne konuşacaksak? Bakın memur bey. Şimdi biz sizin düşündüğünüz gibi bir aile değiliz. Şirin'in amacı kat'i surette sizi tehdit etmek değildi. Belli belli. Damadınız kafamı gözümü yardı, bacağımı kırdı. Siz de beni tehdit etmeye mi geldiniz buraya? Yok canım, ne tehdidi? Ne tehdidi canım, Allah Allah, biz ne diyoruz? Ben devlet memuruyum kardeşim. Beni bunlarla korkutamazsınız. Benim düğmemi koparmak 6 aydan başlar. Siz beni ne hale getirdiniz ya? Ya efendim, bizim sizin düğmenizle fermanınızla bir alakamız yok. Hem siz niye yükseldiniz böyle? Biz ne güzel konuşuyorduk. Ben sizin sözlerinizi de, sözlerinizin altında yatan imalarla çok iyi bilirim ben. Beni bunlarla mı korkutacaksınız? Yani memur bey, biz sizi uyarıyoruz. Şirin ve Baran içeriden çıkmadan size bu hastaneden çıkış mıkış yok. Bir de tehdit. Devlet memurunu aleni bir şekilde tehdit ediyorsun sen. Ya ne tehdidi güzel kardeşim? Kim çıkardı tehdit mehdit? Ama sen şimdi haklısın tabii. Sen bu kadar olay oldu, başına bu kadar olay geldi. Mantıklı düşünemiyorsun, doğru. Hazar, bu arkadaşın bence nabzı şu an doğru atmıyor. Bu kendini kaybetmiş. Ben bunun bir nabzını kontrol edeyim. Bu delirmiş bu. Şu buyur, şu buyur abiciğim. Galiba sizin şimdi burada problem var. Bakayım, nabız da az atıyor. Dur bakayım. Beyefendinin ayağı da çok yukarıda. Şimdi böyle olunca damarlardaki kanlar kalbe basınç yapar. İndirmek lazım değil mi abicim? İndir, indir. Bayağı bir adam, bir adam, bir adam, bir adam. Hücum! Ya biz bir şey yapmadık, bir konuşuyorduk sadece. Evet. Anlaşılan siz de ikna edemediniz adıma, değil mi aşkım? Ya karıcığım, ikna etmiş gibi bir halimiz mi var? Ah Hazar, ah, bırakacaktın, öbür bacağını da ben kıracaktım onun. Bence konuşmama hakkını kullan teyzeciğim ha. Yoksa bütün bu dediklerin hakkına delil olarak kullanılabilir. Bir saniye kardeşim, bir saniye lütfen. Karıcığım bak, bu iş bizi aşıyor. Sen babama söyle, araya birilerini soksunlar. Ama babamdan başka kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Tamam aşkım, merak etme. Tamam, çekme ya, Allah Allah. Tamam, sakin, tamam ya, tamam.